Allah'ın beyanını kabul etmeden evvel senin akıllı bir adamsan. Hayatı kainatı tahlil et. Allah'ın varlığına ulaşırsın. Filozoflarda ateist binde bir çıkar. Allah'ın var olup olmama keyfiyetini kabul ederler. Mahiyetinde ihtilaf ederler. Çünkü o mahiyet mücerrettir. Demin söyledik, evet. Mücerredi kavramak güçtür. Bu fikri ortaya atan, buna tabii istifa kanunu denir. Yani varlıklar tasfiye ola ola basitten mükemmele doğru insana yükselmiştir. Bu tabii istifa kanunu batıda çürütülmüştür. Fakat her nedense bizde hala bunun müddeileri vardır. Bakınız. Türkiye'deki İslami gelişmeden rahatsız olan bir profesör. Ne diyor bak? Başörtüsü yasağının kaldırılması dolayısıyla laikçilik dini tarafından feryadı figan halinde başlattıkları tenkit ve telin kampanyasında Profesör Doktor Celal Şengör Fatih Altaylı'nın karşısında her akşam arzında mı diyor. Şu sözleri hatırlatalım. Onun şu sözlerini hatırlatalım. Bak ne diyor. Bu adam hala üniversitede profesör. Profesör kaynağında gösterdim. Aldığım yerde gösterdim. İnanmayan bakabilir. Profesör Celal Şengör başörtüsüne serbestlik getirmesi durumunda üniversite hocaları olarak buna tepki göstereceklerini söyledi. Şengör karşımıza gelen öğrencilere din kitaplarında yazamayan Allah bilemedi yazamadı. Kafire bak. Din kitaplarında yazamayan şeyleri öğretiyoruz. Bunları öğrenmesini istiyoruz. Nuh tufanının olmadığını. Allah yalan beyanda bulunuyor. Nuh tufanının olmadığını. İnsanların Adem'le Havva'dan gelmediğini öğretiyoruz. Bu adam bugün üniversitede hoca. Evet. Bu bir tek misal. Böyle daha ne misaller var. Nuh tufanının olmadığını, insanların Adem'le Havva'dan gelmediğini öğretiyoruz. Bunları sadece not alması için değil, hayatını da yansıtması için öğretiyoruz. Buna tamam bize önümüzde böyle söyleyip not ala. Hayır, bunu yaşasın, inansın buna. Kafir olsun benim gibi diyor. Münkir olsun benim gibi. Onun için öğretiyorum diyor. Şimdi bu kafiri tenkit etmek insan hakkına aykırı mı? Sen benim inancıma saygın yok. 2 milyara yakın insanın iman ettiği kitapta yazamayan diyorsun. Olmayan yalan yazıyor Kur'an diyorsun. Seninle mücadele etmek. Benim boğazıma sarılan adamla mücadele etmekten daha gerekli. İşte sözlerini aynen söylüyorum. Evet. Bu tufanın olmadığını, insanların Adem ile Havva'dan gelmediğini öğretiyoruz. Bunları sadece not alması için değil, hayatına da yansıtması için öğretiyoruz. Ancak şimdi durum böyle değil. Türbanını takan öğrenci karşımızda dinini şakırdatarak gelecek. Başını Allah örttü diye karşısına gelen talebe ona diyor ki senin söylediğin yanlış. Ben Allah'ın söylediğine inanıyorum.